Aa, lanet olsun Ferhat. Lanet olsun. Allah'ın belası herif. Ölmedin. Ölmediğin yetmediği gibi. Bir de gittin beni tehdit etmeye kalktın ha? Lanet olası herif. Sen nasıl ölmedin Ferhat? Sen nasıl ölmedin? Ha? Bizim burada ne işimiz var ya? Ne oluyor oğlum? Burası... arena. Sahip beni buraya niye getirdi? Bizim burada ne işimiz var? Biz zengindik. Ne güzel en son ben yuvamın tadını çıkartıyordum. Ne işimiz var burada ya? Aa Mahmutcuğum. Sakin ol sakin. Ateş fışkırıyorsun resmen. Sakin ol. Ben kolay kolay ölmem Mahmut. Ama bana attığın kazığı unutmadım Mahmut. Beni öldürmeye çalışmanı unutmadım. Fırsatım olsa yine yaparım Ferhat. Gözümü kırpmadan seni öldürmek için yine üstüne atlarım. Ama bugün güç senden yana değil, benden yana Mahmut. Farkında mısın bilmem. Etrafın adamlarla çevrili. Benim mekanımda bana atar yapıyorsun. Üstelik elimde senin imzaladığın bu çek varken. Ay lanet olsun. Onu yırtacağına söz vermiştim Ferhat. Onu yırtacağına söz vermiştin. Bunu ben bir kavga için yazmıştım. Şayet kavgaya katılamazsam sen garanti altında ol diye. O parayı ben sana ödeyeyim. Dövüşün parasını diye. Ferhat, yırt o çeki. Yırtamam Mahmutcuğum, yırtamam. Çünkü çeki yırtarsam bu akşamki maçtan yırtamam. Mahmut, oğlum aklını kullan bak. Tek seferlik dövüş. Beyaz Pitbull Jack efsanesi bir kereliğine olsun şu arenaya çıkacak. Tek seferlik, daha sonra çekini alıp gideceksin. Sana telefonda da söyledim Allah'ın belası. Ben bu işe yanaşmıyorum. Hayır, hayır, hayır. Beyaz Pitbull Jack artık bir dövüş köpeği değil. O artık bir ev köpeği. Anlıyor musun? Ha? Anlıyor musun Ferhat? O yalnızca televizyon izleyip gün boyunca biftek yiyen ve hayatını zenginlikle geçiren manyak bir hayvan. Dövüşçülük geçmişte kaldı. Bitti Ferhat. Allah Allah. Buradan pek öyle görünmüyor ya Mahmut. Beyaz Pitbull Jack. Hala Beyaz Pitbull Jack. Selam Jack. Ben Ferhat. Özledin mi beni bakayım? Sen. Sen lanet olası adam. Sen. Sahip buraya neden geldik sahip? Ben bu adamı sevmiyorum. Ne işimiz var burada? Aynen oğlum aynen. Ben de seni çok özledim. Ben de özledim Jack, ben de. Bak benim için nasıl avlıyor. Mahmut. Bu hayvan hala taş gibi oğlum. Mahmut vallahi bak. Bu çeki yemin ediyorum yırtacağım lan. Hadi be oğlum. Bu gece için evet de. Hayır Ferhat. Hayır. Jack nasıl rahatsız oldu görmüyor musun? Oğlum benim. Yıllardır dövüşmüyor. Bunu bir daha ona yaşatmayacağım. Ben sırf bu yüzden zengin oldum. Bir daha yaşamasın diye. Kaçırdığım bir nokta var Mahmut. Elimdeki bu çeki işleme alırsam o hayvan değil öyle zengin yaşamak. Yemin ediyorum sana sokakta açlıktan öyle bir sürünür ki dövüşmek için can atar can. Onu sokaktan alırım, sabah akşam dövüştürürüm Mahmut. Bak beni uğraştırma. O yüzden gel bu işe hede. Ne sen açlık çek ne beyaz pit bulacak. Bu çeki aldıktan sonra, bu dövüşü yaptıktan sonra işimiz bitecek. Sen yoluna, ben yoluma. Allah kahretsin. O çeki yazmamalıydım. Yazmamalıydım. Lanet olsun Ferhat. Yalnızca bir iş. Bir. Aynen Mahmut'cum ya, aynen bir iş. Bir. Allah Allah, aslan Mahmut ya. Koçum benim. Kabul edeceğini biliyordum. Ya kanka ben zaten çeki işleme falan almazdım yani, merak etme ya. Ben seni severim Mahmut, bilirsin. He bilirim bilirim. Şu aşağı koridorda beni bıçaklatmamışsın gibi. Ayıp ediyorsun şimdi Mahmut. İnsan sevdiğini bıçaklatır. Sen de beni bıçaklatmıştın, unuttun mu? Mahmutcuğum, Beyaz Pitbull Jack efsanesini görmek isteyen bir müşterim var. Kendisi acayip zengin Mahmut. Bu gece için 9 milyon dolar ödedi. Beyaz Pitbull Jack'in namını duymuş Mahmut. Anlıyorsun değil mi? Sadece dövüşmek istiyor. Adil bir dövüş Mahmut. Adil. Senin Beyaz Pitbull Jack yenerse ödülün yarısı senin. 4,5 milyon doları sana vereceğim.
Artı çek. 4,5 milyon dolar mı? Aman Allah'ım. Zenginim ama o kadar değil. Sadece 1,5 milyon dolarım var. Lanet olsun. Hayır desem bile bu adamlar beni öldürür. O halde kabul etmekten başka çaremiz yok. Hadi oğlum Beyaz Pitbull Jack. Son bir kez. Son bir kez dövüş ve babanı, yani beni, buradaki kötü durumdan kurtar oğlum. Çocuklar, Aiden Bey'e haber verin. Bugün Beyaz Pitbull Jack efsanesi ringe geri dönüyor. Akşam saatinde beyefendi buraya teşrif edebilirler. Beyaz Pitbull Jack, namın senden önde gidiyor ha. Senin sayende bu adam acayip bir servet edinecek. Seni çok seviyorum oğlum Jack. Allah'ın belası insan. Allah'ın belası. Sen çok kötü bir insansın Ferhat. Senin suratını ısırmak istiyorum. O yamuk suratını ısırmak istiyorum. Aşağılık fare suratlı. Ulan var ya. Ben bu arenada bugün fırtına gibi esip o para ödülünü almaz mıyım? Sonra seni popondan ısırmaz mıyım Ferhat? Göreceksin. Beyaz Pitbull Jack son kez şeklini yapacak ve seni burada rezil edecek. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane yavru pitbull hayatına devam ediyoruz. Ve bugün arkadaşlar yavru pitbull yok. Daha küçük yavru pitbull yok. Ne bileyim 5 kilo deterjan yok falan. Bugün arkadaşlar yavru pitbull'larla falan bir alakamız yok. Bugün Beyaz Pitbull Jack efsanesine şöyle manyak, çılgın ve efsane bir bölüm hazırlayayım dedim. Bugün gördüğünüz gibi yaklaşık 5, 15, 25 aydır, belki de daha uzun süredir gelmediğimiz bir mekandayız. Arkadaşlar, burası biliyorsunuz ki Terminator'ün Terminator olduğu, Beyaz Pitbull Jack'in efsane olarak bilindiği, Kaos'unsa arenanın kralı olarak tanındığı, efsane köpek dövüşlerinin yapıldığı arena ve köpek dövüşlerinin sahibi Ferhat. Gördüğünüz gibi Ferhat yine bir şantaj oyunuyla karşımıza çıktı ve maalesef ki Mahmut'u esir aldı. Bugün burada yine illegal, yine pislikçe, yine iğrenççe o iğrenç dövüşlerinden birini düzenleyecek ve maalesef ki yine köpekleri dövüştürecek. Beyaz Pitbull Jack efsanesi biliyorsunuz ki herkes tarafından biliniyor. O yüzden zengin bir müşteri köpeğini getirip Beyaz Pitbull Jack'e rakip olmak istemiş. Tabii ki de Ferhat bu durumu hemen rakete çevirmek istediği için Mahmut'a şantaj yapmış. Maalesef ki Mahmut bugün bu arenaya çıkmak zorunda. Tabi Mahmut'a kolay. Mahmut bir şey yapmayacak. Malum Beyaz Pitbull Jack dövüşecek. Lakin arkadaşlar rakibi daha önceden hiç karşılaşmadığı bir hayvan. Hatta başlığı görünce eminim birçoğunuz bile bilmiyorsunuzdur. Aa bu ne lan? Prasa mı yeniyor mu falan demişsinizdir. Bugün arkadaşlar çok değişik bir hayvanla karşılaşacak. Bakalım Beyaz Pitbull Jack başarılı olabilecek mi? Hala arenanın kralı kendisi mi? Hadi başlayalım. Aman diyeyim çocuklar. Aiden Bey birazdan gelir. Bir eksik istemiyorum, tamam mı? Işıklar falan hazır değil mi? Beyefendi çok zengin bir beyefendi. Hiçbir kusur Onu kim park etti lan oraya kaçta göz arasında? Kaldırın oğlum şu terekeyi. Emredersiniz efendim. Hadi oğlum hadi. Seri git al, koş. Bekleme, koş. Gerekirse kır camını al. Buraya park etmeyin kardeşim ya. Resmen efsane bir müşterimiz gelecek. Al oğlum al. Şşt. Bekleme Hamza. Hamza oğlum. Hay Allah kahretsin. Bu çocuğu niye böyle korkak yetiştirdik bilmiyorum ki. Heh. Kır oğlum. Açılır kır. İşte bu be. Heh. Mahmut. Hazır mısın? Birazdan gelir beyefendi. Aiden Bey geldiği zaman aman saygıda kusur etme. Hadi oğlum götür. Duydun mu? Duydum ulan Allah'ın cezası, duydum. Beyaz Pitbull Jack. Seni bu işe karıştırmak istemezdim oğlum. Kusura bakma. Önemli değil sahip. Önemli değil. Senin suçun değil. Nereden bilebilirdin ki bir gün yaptığın bir hareketin sana döneceğini? Mesela ben Terminator'ı oğlum evden uzaklaştırdım. Ve şimdi çok pişmanım. Keşke kırdığı ev için onu kovmasaydım. Sen hemencecik gönderip tamir ettirdin. Ve evimde keyif yapıyordum. Sana söz veriyorum oğlum. Bütün bunlar bittikten sonra harika bir tatil yapacaksın. Harika. Ha lanet olsun. Bir otopark mı? Otoparkları hiç sevmem. Bu yüzden evimin önünü açık otoparka çevirdim ben. Yahu kardeşim ne biçim yerlerde dövüş yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Psycho sen içeride kal oğlum. Sen içeride kal. İyi günler, merhabalar. Ferhat Bey değil mi? Ferhat Bey.
Beyaz Futbol Jack dövüşmeye hazır mı? Ha, hazır Aiden Bey, hazır. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Köpeğiniz de içeride galiba, göremiyorum, tövbe estağfurullah, çok karanlık. Ulan size şu ışıklar koyun demedim mi? Efendim, hazır. Buyurun isterseniz, size Beyaz Futbol Jack'i gösterebilirim efendim. İster misiniz? Ben görüp ne yapayım, yalaka adam. Ben dövüşmeye gelmedim. Ben dövüşmeye gelmiş olsam böyle mi gelirim? Ben köpeğimi dövüştürmeye geldim. Şşşt! Psycho! Atla bakayım aşağı. Ne oğlum? Ne oluyor sahip ya? Nereye getirdin yine beni? Ben dövüşmekten keyif almıyorum demedim mi? Psycho! Psycho! Tam bir manyaksın ha! Dövüşmeye hazırsın değil mi? Ha? Ya sahip! Bugün benim tam 27. maçım olacak, 27. Gözünün yağını yiyeyim, biraz dinleneyim ya. Aslanım, benim koçum Prese Kanaryon. Hadi oğlum, göster Prese Kanaryoluğunu. Şu hayvanı sıkılmaya hazır, limon gibi sık ve iç. Of, iyi iyi. Bu dövüşeceğim son hayvan olsun ama. Bugün 30.'yu yapmam sahip. Hele 31'i asla. Merhabalar insan. Isırıveririm valla. Şaka değil ha. Presayım lan ben. Silahı düştü. Bayıldı. Aslanım. İşte budur. Ferhat Bey, iyi misiniz? Silah taşıyorsunuz bakıyorum. Ulan sen de taşıyorsun. Biz bir şey diyoruz mu? Yani. Evet efendim. Taşıyorum. Ne yaparsınız? Efendim, bu ne yaptı ya böyle? Kusura bakmayacaksın. Benim köpek birazcık böyle. Kırmızı görmeye dayanamıyor. Demek Beyaz Pitbull Jack sensin ha. Sıska bir şeye benziyor. Psycho, halledebilir misin? Sen ne tırsak bir insansın ya. Acaba üstüne çıksam bir şey yapabilir misin? Şşş! Seni ısırırım ha. Sen niye kırmızı giydin ha? Sen niye korktu. Bu da korktu sahip. Oo. Bir pitbull ha. Bana göre bir rakip bulmuşsun sahip. Aman Allah'ım. Jack. Oğlum. Abo. Jack. Jack. Ha? Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Sahibimi korkutma. Sahibini değil, seni korkutmaya geldim. Bit torbası. Ben Psycho. Sen Psycho'ysan ben de manyağın önünde gideneyim. Bana bak, benim adım Beyaz Pitbull Jack. Benim yanımda sahibimi havlayacak hayvanı haşat ederim. Güzel. Bu iddialı sahip. Bunu dövdükten sonra belki 28'e de gidebilirim. Bunu dövmek şeref olacak. Pozisyon alalım. Sen de başlat maçı hakem. Yoksa ben sinirlenip seni parçalarım. Sahip, rahat ol. 2 dakikadan fazla sürmez. Hadi bakayım aslanım. Göster bana kendini. Sen Prese Kanaryosun. Bunun içinden geç. Jack. Bu hayvan hiç tekin değil oğlum. Bu hayvan hiç tekin değil. Ferhat. Adamın bir Prese getireceğini söylememiştin. Ne fark eder Mahmut? Senin köpeğin Beyaz Pitbull Jack. Oğlum herif kasıntının teki lan. Köpeğine de öyle fazla güvendiğine bakma. Yani altı üstü girdiği her maçın... hepsini kazanıyor lan. Ama sen yine de Beyaz Pitbull Jack efsanesinin sahibisin. Mahmut dik dur. Bayanlar baylar diyeceğim de... 2 tane baydan başka kimse yok. Ya ben de varım da ben kendimi şu an bir şeyden saymak istemiyorum çünkü... Ben para kazanacak tarafım. Lütfen köpeklerimizi pozisyonlarına sokalım. Allah kahretsin. Prese çıkacağını söylememişti. Beyaz Pitbull Jack. Oğlum. Bu karşındaki bir Prese Kanaryo. Kendisi çok kuvvetli bir hayvan. Lakin sen de bir pitbullsun. Göster şeklini. Merak etme sahip. Ben prasa mırasa bilmem. Zaten yemeğini de sevmem. Gelsin bakalım. Beyaz Pitbull Jack'e rakip olmak ne demek? Gelsin görsün. Sen kimsin de benim ismimle dalga geçiyorsun lan?
Ben Prese Kanaryo'yum. Senin var ya, boynunu ısıracağım. Isırabilmen için önce yakalaman lazım pire torbası. Sahip tasmamı da çıkarttı. Ben şimdi sana o tasmayı bilezik gibi geçireceğim. Pekala bayanlar baylar, bugünün en manyak maçı başlıyor. Tezahüratları duyamıyoruz çünkü etrafta avrat yok diye espri yapsam beni vururlar. Köpeklerimiz hazır. Sağda Prese Kanaryo, solda Pitbull. Maç başlasın. En iyi olan kazansın. Ve ben de paraya doyayım. Eşit başladılar. Yanlışım var. Ben önde başladım. Psycho, Psycho. Göster ona gününü. Hayır. Beyaz Pitbull Jack. Ayağa kalk Beyaz Pitbull Jack. Ayağa kalk. Rah, kalktım sahip. Merak etme. Bir prasaya teslim olmam. Aslanım Beyaz Pitbull Jack. Saldır oğlum. Saldır. Aslanım. Hayır. Psycho. Ayağa kalk. Psycho. Sana emrediyorum. Savaş modu. Emir anlaşıldı sahip. Savaş modu aktif. Savaş modu da ne? Evet bayanlar baylar. Resmen Prese Kanaryo savaş modunu aktif etti. Savaş modu maalesef ki Psycho'nun bir delirme modu. Psycho o moda girdiği zaman asla teslim olmuyor. Hayır. Beyaz Pitbull Jack. Saldır oğlum saldır. Hayır. Çok fena bir hayvan Prese Kanaryo. Jack oğlum ısır. Hayvan ısıramıyor bile. Sersemledi. Jack. Ne oldu lan? Pire torbası. Pırasa diye dalga geçiyordun. Pırasa yemeği oluyorsun. Çok güçlü. Teslim olma Jack. Teslim olma. Saldır. Görünüşe göre Beyaz Pitbull Jack zor zamanlar yaşıyor. Aman Allah'ım. Ayağa kalktı. Beyaz Pitbull Jack atağa geçti. İnanılır gibi değil. Beyaz Pitbull Jack. Beyaz Pitbull Jack delirdi. Olamaz. Hayır Psycho. Psycho dostum. Kalk ayağa. Psycho. Sen bir Prese Kanaryo'sun. Aman Allah'ım. Psycho. Sen bu Psycho'ya istersen bir meyve suyu falan içir insan. Psycho pert. Sahip, bu arenadan uzaklaşmış olabiliriz ama arena ateşimiz sönmedi. Aslanım benim. Jack'im. Hiçbir şey kaybetmediğini biliyordum aslanım. Hiçbir şey. Ferhat, maçı anonsla. Ve maçın kazananı Beyaz Pitbull Jack. Pres avantajda görünse de Beyaz Pitbull Jack stamina sayesinde aldı. Köşeye sıkışmış gibiydi. Lakin yılların tecrübesi Prese Kanaryo'yu maalesef ki Jack'in gazabından kurtaramadı. Aiden Bey, üzgünüm. Aman canım ne üzülüyorsun boşver. Benim için Presa'nın falan bir önemi yok. Ben köpeğindeyim Ferhat biliyorsun yani. Dövüşçüyüm kardeşim ben. Birader köpeği satın alıyorum. Anlamadım. Neyi satın alıyorsun? Neyi anlamadın kardeşim? Pitbull'u satın alıyorum. Ben iyi köpek bulup yenisini alan bir manyağım. İyisini gördüm mü eskisini bırakırım. Dayak yedi mi yediği yerde kalır. Sokak köpeği mi olur başka bir şeyim umurumda değil. Ney? Köpeği bırakıp başkasına mı geçiyorsun? Sen ne adi bir yaratıksın. Ben sana köpeği satacağım diye düşünüyorsan saçmalama Ferhat. Ben böyle bir insan değilim. Ferhat, sana köpeği asla satmam. Anlıyor musun? Milyon dolarlar versen de satmam Ferhat. Boşuna hayır deme. Satmam. Satarsın kardeşim satarsın. Her şeyin bir fiyatı var. Bak benim Lambo'ya mesela 17 milyon dolar verdim aldım. 0'a 10 milyondu lakin umurumda bile olmadı. Sokakta gördüm bir çocukta ver dedim vermedi. Gittim babasından satın aldım. Bu köpeği beğendim ben. Bunu satın alacağım. Birader sen beni yanlış anladın galiba. Ben fantezi için köpek dövüştüren ruh hastası bir psikopat değilim. Bu şerefsiz bana şantaj yaptığı için ben köpek dövüştürmek zorunda kaldım. Anlıyor musun? Sana köpeğimi hayatta vermem. Öyle mi? Yapma ya. Ferhat Bey,
bunun size ne borcu varsa borcu ben devralıyorum. Ne kadar borcu? Ulan yapma lan yapma. Efendim 1,5 milyon dolar. 11 milyon dolara borcu satın aldım. Bundan sonra borcun muhatabı benim kardeşim. Tamam mı? Gerekli evrakları bana verirsin. Demek bu köpeği satmıyorsun ha? Ben hayatı senin burnundan fitil fitil getirir, bu iti alırım. Ferhat, gerekli belgeleri gönder. Ben gidiyorum. Presa dayanıksız çıktı. Olur böyle canım. Karakter sizin tekiyim. Ayakkabı değiştirir gibi değiştiririm. Siz selametler dilerim Aiden Bey. Selametler efendim. 9 milyonluk ödülü de hani bir geçersek bir ara hallederiz değil mi? Efendim? 9'u kafana takma. İti getir bana yeter. 19 bile veririm. 29 bile. Bu hayatta satın almayı isteyip alamadığım bir şey olmadı. Bu it mi olacak? Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Ben hemen ayarlarım. Mahmut. Şşş. Ver oğlum köpeği. Satacağız. Yapacak bir şey yok. Saçmalama Ferhat. Saçmalama. Ben köpeğimi satmam. Ben anlaşmada bana ait olan kısmı yaptım. Sana sözümü tuttum, köpeği dövüştürdüm. Şimdi çekiver. Çekimi vereyim. Nasıl vereyim oğlum, az önce adama sattım. Söz verdim. 11 milyon dolar verdi. Vermem. Aman Allah'ım. Bu ne demek oluyor sahip? Ne diyor bu adam? Ferhat. Kızdırma beni. Sökül diyorum. Yoksa senin ciğerlerini sökerim. Ben bana anlaşmanın kalan kısmını yaptım. Sözünü tutma vakti sende Ferhat. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun beni? Anlıyorum da Mahmutcuğum. Konuşamıyorum. Sen kimin mekanında kime artistlik yapıyorsun Mahmut? Adamların silahını görüyorsun değil mi? Jack'e zarar gelmesini istiyorsan sustur. Bunu sulhle çözelim. Aman Allah'ım. Ferhat. Böyle anlaşmamıştık Ferhat. Jack oğlum. Jack hayır. Hayır Jack. Hayır. Bunu yapamayız Jack. Yapamayız. Sol. Ne demek oluyor bu? Bu adamlar beni mi istiyor? Jack. Oğlum durumumuz çok kötü. Anlıyor musun Jack? Allah kahretsin. Benim aptal kafam. Bunu nasıl kabul edersin? Ferhat yılanına nasıl güvenirsin? Aptal Mahmut. Bu aşağılık köpek dövüştürücüsü pislik insanlar. Aşağılığın teki. Sen bu dünyadan ayrılmıştın. Ne yaptın sen Mahmut? Ne yaptın? Aptal herif. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün yavru Pitbull'un hayatında beyaz Pitbull Jack olduk. Ve maalesef ki çok kötü bir yere getirildik. Mahmut tarafından bir dövüşe zorlandık arkadaşlar. Çünkü bunu yapmak zorundaydık. Aksi halde Mahmut her şeyini kaybedebilir. Jack'le birlikte sokaklarda kalabilirdi. O yüzden bir dövüşe girdi. Sanıyordu ki dövüş bittikten sonra özgürlüğünü alacak. Lakin öyle olmadı. Maalesef ki karşımıza gelen adam tam anlamıyla şerefsizdi. Ve gördüğünüz gibi bizim köpeğimizi, yani Jack'i istedi. Üstelik bunu Ferhat'ın zoruyla yaptı. Maalesef ki Mahmut'un ona olan borcu artık bu manyak adamın ve Ferhat gördüğünüz gibi Pitbull almakta ısrarcı. Bakalım bundan sonra neler olacak. Biliyorsunuz yavru Pitbull ve kardeşinin de başı belaya girmişti. Şimdi de beyaz Pitbull Jack'in girdi. Seride bayağı belalar üst üste geliyor. Bakalım bundan sonra neler olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hani ilerisi beyaz ışık gibi. Sanki oradan bir dede çıkıp gel, gel oğlum diyor. Sanki öleceğiz gibi. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Bakın sorumlusu siz olursunuz sonra. Neyse. Bu birazcık sorumluluk reddi beyanı gibi oldu değil mi? Allah'ım iyice bangalara bağladık. Hadi bakalım çap. Sıkı tutun. Arkada önde bir şey yok oğlum. Şimdi yapıştırma vakti. Pekala. Oğlum çok korkunç, yemin ediyorum. Bakın turboya basıyorum ha. Sırf sizin merakınız için. Kök ile gelsin abi. Sınırsız turbo vakti. 1200'ler çap. 1300'ler. 1400'ler. Şeytanın arabası. Seni seviyorum oğlum. Lan Allah kahretmesin. Oğlum yolun sonu neresiydi? Haritadan da göremiyoruz hiçbir şey. Çapta bir numara var mı? Yok. Tamam güzel. What? Çap, çap. Allah kahretmesin. Lan. Kontrol altına al, kontrol altına al. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır düşmeyeceksin. Hayır. Hayır. Olamaz.
Çap! Çap oğlum! Çap öldü lan! Çap duvara çarpmadan önce öldü! Gördünüz mü? Çap! Lan Çap kayboldu! Allah kahretmesin! Çap! Katil araba bizi yukarı ç... Çap? Lan oğlum! Çap geri geldi lan! Katil araba bizi yukarı çıkar! Oğlum ölmeye başlıyoruz, katil araba! Allah kahretmesin! Öleceğiz oğlum! Lan! Lan yüz lan! Lan! Lan oğlum aşağı değil! Frank! Allah kahretmesin! Öldük!